Kütahya engelli sporlarının merkezi olacak. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Hasan Sayıdan, Kütahya'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Kütahya'nın engelli sporlarında önemli bir merkez olacağını dile getiren Sayıdan, Federasyon Yönetim Kurulu Ümran Öztürk'ün ve Kütahyalıların katkılarıyla müsabakaların Kütahya'da olacağını bildirdi. Zafer Spor Kulübü Başkanı Ümran Öztürk, engelli sporlarına desteğin artırılması için yerel yöneticilere seslendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Hasan Sayıdan ve yönetim kurulu üyeleriyle Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Dernek Başkanı Ümran Öztürk, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette federasyon hakkında bilgi veren Başkan Hasan Sayıdan, engelli olmayan bireylerin ihtiyacı olduğu kadar engelli bireylerin spor ile uğraşması daha önemli. Hem zihinsel hem bedensel sağlığın yanında ayrıca toplum ile bütünleşmeler açısından engeller sporu daha önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. 68 ilde örgütlüyüz. Türkiye'de 250'yi aşkın kulübümüz var. 5000 aşkın lisanslı sporcumuz bulunuyor. 8 branşta faaliyet göstermekteyiz. Golball, futbol, futsal, atletizm, judo, halter ve satranç alanlarında müsabakalar düzenliyoruz. 2004 yılında federasyonumuz özerk hale geldi. 2008 yılında Paralimpik oyunlarına bir oyuncuyu Pekin'e gönderdiği zaman görme engeller camiasında devrim oluştu. 2012 yılında Londra'da bir gümüş, 2 bronz, 2016 Rio'da 3 bronz, 2020'de pandemi olmasaydı Tokyo'ya gidilecekti. 2021'de 4 ile 6 arası madalya almayı hedefliyoruz dedi. Kütahya'dan destek istedi. Kütahyalıları engelli sporlarına destek olmayı davet eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Hasan Sayıdan, Kütahyalı görme engellilerin oldukça yoğun olduğu illerden birisidir. Kütahya Ümran Öztürk'ün emekleri sayesinde liglere katıldı. Liglerde başarılı takımları var ama hala üst düzeye çıkamadı. Çıkması için 2 gerekçesi var. Birincisi zaman Ümran Hanım'ın lehine işliyor. 3 yılda elde ettikleri başarı önemli bir başarı. Kulüplerin üst lige çıkmaya ihtiyacı var. Burada Kütahyalıların desteğine ihtiyacımız var. Kütahya'nın görme engeller sporları alanında sayılı illere arasında olabilmesi için sizlerin yardımına ihtiyacı var. Ümran Hanım federasyona katıldı. Kütahya engelli sporlarının merkezi olabilecek potansiyeldedir diye konuştu. Desteklerin çoğalmasını istiyoruz. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Dernek Başkanı Ümran Öztürk, önemli olan kısa zamanda iyi yol kat etmeyi düstur bildik. Bunun için elimizden geldiği kadar Kütahya Zafer Engeller Kulübü'nün adını her yerde duyurmak için çok emek sarf ediyoruz. En büyük desteği basın mensuplarımızdan buluyoruz. Şu anda yükselmede bir erkek takımımız var. 2. ligde bir bayan takımımız var. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Halterde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldık. Judo'da 2 tane Türkiye 5.liğimiz var. Halterde Türkiye 3.lüğümüz var. Takımımızı ilerletmeye çalışıyoruz. Yeni bir kulübüz. İnşallah sporcuların bize katılımıyla ve bize desteğiyle bu kulübü daha çok büyütmek ve Kütahya'nın değerleriyle hareket etmek amacımız. Desteklerinden dolayı valiliğimiz, belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Desteklerinin daha da çoğalmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Görememenin görünen başarısı diye adlandırayım. Güzel başarılar elde etmiş bizim Zafer Spor Kulübümüz. Ben başta Federasyon Başkanı'na hoş geldin demek istiyorum ekibiyle beraber. Yani hocam bu konuda emekleri olan bir hocamız. Onun da burada bizim içimizde olmasa, bizi ziyaret etmesi de çok önemli. Gazeteciler Cemiyeti hakikaten özellikle Kütahya'da Zafer Spor Kulübü konusunda birçok gazetede yer alan haberleri oluyor. Bunun sebebini zaten bizim içimizde olan bir arkadaşımız. Orada kendisi gönüllü olarak çalışması gazeteci arkadaşımızın. Hüseyin Gezgin arkadaşımıza da teşekkür ederim bu konuda. Biz şunu unutmayalım, tabii ki görmemek, başarıyı elde etmek çok önemli. Zafer Spor Kulübü'nün birçok branşta elde ettiği başarılar bizleri gurur duyuyoruz. Biz gurur duyuyoruz bu konuda. Hükümetlerin toplumla entegrasyon açısından engellilerin sporun daha da önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu alanda da çalışmalar yapıyoruz. Evet. 68 tane ilde örgütlüyüz. İl temsilcilerimiz var. Türkiye çapında 250 aşkın kulübümüz var ve 5000 aşkında lisanslı sporcumuz var. 8 branşta faaliyet göstermekteyiz. Bu branşlarımız golball, sadece görme engellilerin oynadığı dünyadaki bir spor, futbol, futsal, halter, atletizm, judo, yüzme ve satranç branşlarında. 2004 yılında federasyonumuz bağımsız, özerk hale geldi. 2008 yılında Paralimpik oyunlarına bir sporcu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Pekin'e gönderdiği zaman aslında görme engelliler camiasında bir devrim oluştu. Biz daha Paralimpiklere sporcu gönderebiliyoruz diye. Evet. 2012 Londra. Ses kaydı alabilirsiniz aslında sonra. 2012 Londra, bir gümüş, 2 bronz, 2016 Rio, 2016 3 bronz. 2020'de pandemi olmasaydı Tokyo olacaktı. Bugün Tokyo'daki Allah'ın izniyle başarılarımızı anlatacaktım. Ama 2021 sadece zaman gecikti. 2021'de 4 ila 6 arası madalya almaya hedefliyoruz. Özellikle altın madalyamızın sayısını 2'ye çıkarmak için de gayretler gösteriyoruz. Tabii burada siz önemlisiniz. Niye önemlisiniz? Ben bugün buraya niye geldim? Kütahya ili görme engellilerin oldukça yoğun olduğu illerden birisi, Türkiye'deki diğer illerden biri. Ama Kütahya ili Ümran Hanım'ın emekleri sayesinde evet bugün liglere katıldı, liglerde başarılı takımları var ama hala üst düzeye çıkamadı. Çıkması için iki gerekçe var, iki neden var. Birinci gerekçesi zaman. Zaman Ümran Hanım'ın beyni işliyor şu anda. Öncelikle bizi ev sahipliği yaptığı için Sayın Başkanım Erkan Bey'e ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür bir borç bilirim. Hem Ümran Öztürk olarak hem Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü ve Kütahya'daki görme engelli camiası olarak. Sayın Başkanım sağ olsun bize Kütahya'ya ziyaretini bulunarak bizi onur etmiştir. Sayın Sarık Bey ile birlikte, değerli hocam Sayıdan'la birlikte bu onureye yapmış oldukları ve vermiş oldukları takdirlere biz de kulüp olarak da şahsım olarak da layık olmaya çalışıyoruz yönetimle birlikte. Evet, başkanımın söylediği doğrudur. Ben özellikle kendi dostluklarımda şuna dikkat ederim. Önemli olan uzun zamanda bir yol kat etmek değildir, kısa zamanda iyi yol kat etmektir. Bu da biz düstur bildik. Tabii bu düzenli çalışmak ve girişimcilik de daha çok karşılanabiliyor. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar gerek Kütahya'nın, gerek Kütahya'daki görme engelli kardeşlerimizin ve özellikle Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nün adını her yerde duyurmak için belli bir emek sarf ediyoruz ve en büyük desteği de siz değerli basın mensuplarımızdan buluyoruz. Bu çok önemli. Bizim gözümüz, sesimiz oluyorsunuz her yerde, her alanda. Bizleri kırmıyorsunuz. Arkamızda desteklerinizi hissetmek bize gerçekten mutluluk veriyor. İnşallah şu anda yükselmede bir takımımız var. Erkek takımı, ikincilikte bir bayan takımımız var. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Tabii ki bu elimizdeki veriler Kütahya'daki görme engelli camiasına yaklaşık 4-5 yıldır hizmetimiz var bizim. Verilerle yetmiyor diye düşünülüyorsa eğer yönetimimizde dışarıdan kan değişikliği deniyor. Bunda bütün büyük kulüpler yapıyor engelli engelsiz. Transferlerimizde Kütahya'nın adını da daha farklı şekilde duyuracağız. Halterde de bildiğiniz üzere 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldık 2019 Nevşehir Türkiye Halter Şampiyonası'nda. Judo'da 2 tane Türkiye 5.'liğimiz var. Bir önceki sene Türkiye 3.'lüğümüz vardı gene halterde. Satrançta derecemiz var. Takımlarımızı ilerletmeye çalışıyoruz. Tabii yeni bir kulübüz. İnşallah sporcuların bize katılımlarıyla ve dışarıdan desteklerle bu kulübü daha çok büyütmek ve Kütahya'nın değerleriyle birlikte hareket etmek amacımız.